Azat Bey, siz sıcak suyla mı ıslattınız, kendiniz mi yoğurdunuz bulguru? Kendim yoğurdum tabii ki. Sıcak su kullanmadınız. Yani sıcak su da ben normal su olarak kullandım. Kuru kullansaydım herhalde 4-5 saat yetecek. Şiköfte su mu girer Azat Bey? 4-5 yani, saatte 4-5 saatte sol yapılırdı. O biraz kısır olmuş galiba. Bakacağız. Saati. Sıcak su kullanmadınız. Yani sıcak su da ben normal su olarak kullandım. Kuru kullansaydım herhalde 4-5 saat yetecek. Şiköfte su mu girer Azat Bey? 4-5 yani, saatte 4-5 saatte sol yapılırdı. O biraz kısır olmuş galiba. Sahne alıyor Azat. Belki ekranları karşısına yeni geçen izleyicilerimiz vardır onlar için. Türküler söylüyormuş, bize de bir tane. İlla ki kendi günüm, kendi günüm dedi. Başka türlü söyletemedik, bugün söyleyecek. Peki, sıcak su koydu mu çiğ köfte? Sıcak suyla yoğurdu. Bu havada. Kısır. Buzla ne güzel. Aynen. Kısır yapmış ya. Pişsin diye tabii. Kolayına kaçmış. Ama işte. Ölsün diye bulgurlar. Çiğ köfteyi yemeden cevap yapıyorlar. Çiğ köftenin yapılışı en az 1,5 saattir. 1,5 saat sadece çiğ köftelerle uğraşırsan sen bu diğer yemekleri bırakırsın, yapamazsın. Bunlar herhalde çiğ köfteyi yememişler, yapmamışlar, bilmiyorlar. Yani çiğ köfte ama nasıl yaptığını bilmiyorlar. Onu sıcak suyla pişirmiş, çorbayı yapamamış. Başka türlü. Niye? Çok yapan oldu burada. Ama buzla yapmış olsaydı ona bayağı çiğ köfteyi niye yoğurması gerekiyor. Çok ya, yoğuran çok oldu. Yani yarım saat 40 dakikada yapan oldu yani. Ama çok kalabalık, çok meşakkatli. Kalabalık mı? Evet. İki tane salata, aynı salata zaten. Azat Bey size yedim. Ezgi Hanım, ezme nasıl yapılıyor biliyor musunuz? Biliyorum. Girmeyin, rüştü yazmıyor, girmeyin. Tek tek böyle söyleyeceğim valla. Ben sizin bilginizden şüpheliyim. Hanımefendi, iki salatanın içeriği aynı değil mi? Ben ondan bahsediyorum. Malzemeleri aynı. İçerik aynı olabilir ama ezme meşakkatli bir salatadır. Ezersin, adı üstünde. Kıyım belki kıyım, ezmedi, minik, belki minik. Rondodan geçirdi, nereden gerçek biliyoruz? Gerçek hakkıyla yaptıysa zaman alan bir şey. İşte onu bilmiyoruz ama. Ondan sonra kaburga dolması var. Adamın menüsü iddialı yani, bunu kabul edin. Niye etmiyorsunuz? Etmiyor yani, musun Ezgi? Yani iddialı değil şöyle, mi? El açması mı baklama bilmiyoruz, bu bir. Hani bak, çiğ köfte ve kaburga dolması çiğ var ya. Çiğ köfteyi de suyla yapmış. Hani ben o yüzden diyorum. Ha, şimdi bilmeden diye neyle yaptığını, iddialı değil mi? İddialı. Tamam, o tabii ki diyor. Ağır bir menü zaten. Ama hani şu an suyla yani yaptığını öğrendiğim için diyorum ben. Kusura bakmayın. Şu an yakışır suyla yaptığını diyorsun. Öğrendiğim için dedim kuzu ben bunu. Kuzu var Zuhal Hanım. Kuzu var. Kuzu da yapıyor. Tabii. Bu arada kuzu mu yapıyorsunuz? Diyarbakır kuzu yapar ama. Tabii kuzu siz olur. Sadece kuzu kaburga. Kaburga dolması yazmışsınız. Kuzu kaburga. Kuzu. Kuzu. Yani iddialı bir şey diyemem. Azat Bey. Azat Bey size yaparsanız. Birsel Hanım. Teşekkür ederim. Bakarsın tadına bakıp. 7 puan verdiği için mi böyle savunuyorsun? Hayır. Kesinlikle. Bu menü iddialı bir menü. Menü iddialı kabul ama edin, çiğ köfteyi. Hayır, kabul ediyoruz. Ben röportajımda tamam, da söyledim. Tamam, ben ama de söylüyorum. Çiğ köfteyi yapabilir yani. Çiğ köfteyi yapabilir. Çiğ köfteyi demiyorum. Bakın hayır, lütfen ağzınızı açın. Diyorum ki bu kadar için, şeyin içinde en başta siz dediniz ya. Yoğuramayabilir. Hayır. Nasıl yoğuramayabilir? Dedi, yoğurabilir yapan oldu dedi ya Zuhal Hanım da. Beni çok ben yediyorum. İki çeşit salata, kaburgası var. İki çeşit salata eklemeseydi. Var. Beyefendi baklavası var, adam eli tamam açıyor ya. Ben nereden çiğ köfte için eli konuşuyorum. Açmıyor bence. Için ben demiyorum. Tahmin ederim eli açmıyor. Bence de ama hazırlık. Ama Diyarbakırlı olup baklavayı bu kadar sevip okey deyip eli açmıyorsa yazıklar eli olsun. Eli açmıyordur benim bence. Bir de hiçbir meşakkatli menüsü yok. Ne oldu bence Azat? Bir saniye Azat geldi. Şimdi kaburgası sadece. Şöyle size söyleyeyim. Çiğ köfte eğer ki yemişseniz, yapılışını da görmüşseniz. Yaptım bile Azat Bey. Yapmışsan ama evet, nasıl yapmışsan? Bak şimdi çiğ köfte. Kendim yoğurdum. Çiğ köfte normalinde 1,5 saatte yapılır. Peki evet, sen getirir misin artık çiğ köfte? Çiğ köfteyi getirin Zuhal Hanım. Hadi bekliyoruz. Tamam, getir öyle yap açıklamanı. Tamam. Gelsin açıklamasını yapsın. Şu meseleyi de soracağız. Peki sen ne hissettin Azat sana öyle deyince? Ben kötü oldum, dedim ki sen kendini ifade... Belki de puanla sen kaybettin. Evet, ifade edemedin mi kendini dedim. Niye onların lafıyla Azat mesela hani... Azat arkasına mı sığınıyor yaptıklarını, bahane buluyor. Gerçekten etkileniyor mu? O da olabilir. Neyin etkileniyor? Belki bir kere mi hatalı puan... Hani benim diyor ilk gün normal kesinlikle demem gerekiyormuş. Yanlış söylemişim. O yedi söylemişim de zaten o yüzden çıktı. Önceki gün 5 verdim. İlk, ben, ilk gün hata yaptı. İkinci gün hata telafi için bir hata daha yaptı. Üçüncü gün korktu. Üçüncü gün korktu. Ondan sonra sana da mı hata çünkü yaptı? Çünkü Zuhal Hanım hep beğendim dedi. Hiçbirini ben beğenmedim olay demedi. Ben tatlı da. Ben tatlıda. Ezgi'yle de aynı şeyi. Tatlıda kesinlikle söylüyorum. Bak yanlış yaptığımı tatlıda söylüyorum. Kızartabilirdim ama öbür yemeklerim gerçekten iyiydi. Lezzetliydi ya. Yani lezzetli hiç kaçmam. Benim gözleme tabağım çok güzeldi, mezem çok güzeldi. Güzeldi. Yani çorbam yani da kötü değildi. Yani orada bariz bir şekilde puan verilmeyecek yemek baklava ama tabii öbürlerinde de... O da aynı tabak meselesine döndersinler. Mesela hanımefendinin de ben kapalı pide yapacağım dedi ama önümüzde bir kapalı ay, pide yoktu. Pideyi hiç konuşmayalım, hani, komik bir pidecik. Hani onu da söyleyebiliriz Zuhal Hanım, benim tabağımı tatla kesebilirler. O da çok almış ama puanları almadı zaten. Puanımı kesmesinler. Yazbil Hanım, zaten ay, benim pidemden ötürü var, alınan bir puanım var ve kabuktan dolayı kırılan bir puanım var. 4 verdi hanımefendi. O siz zaten bana ayrı verdiniz. Ben de kaşıktan ki, kırılan puanım ben var. Ben yarım puan
yoğurtlu çorbanıza verdim. 1 puan ara yemeğinize verdim. 1,5 puan da ana yemeğinize verdim. Benim ara yemeğim 1,5'luk değil, 1 değildi ki. 1 ara yemeği yani 1 puandır benim gözümde. Ama öyle değil. Niye gerçekten 2 puan öyle etmedi? Değil ya. Bir, onda da Zuhal Hanım bir şey acısı bana çok denk geldi. Neyin İki, acısı? Hiç acı yoktu yemekte ya. Yok çok gerçekten yok. Porsiyonda sıkıntı var. Etinin tam pişip pişmediğini pişmiş. Anlayamadım. İçi pembeydi. Bence benim yemeğim, benim patlıcan kebabım kusursuzdu. Lütfen bak bu konuda gerçekten hepiniz haksızlık. Kiminiz dediniz ki kıymada renk dönmemiş. Allamaşı birazcık kalın. Evet lavaşta katılıyorum dışında, evet. Ama gerçekten onun dışında bir şey herkesin yoktu. Herkesin damak zevkine hitap edemezsiniz ama burada. Ama ben sizin ben damak zevkinize size, göre mi yemek hayır, yapacağım? Ben de size dedim ki açıklamamı yapıyorum. Bundan sebep kırdım 1,5 ana yemeğine çorbayla diğer ara sıcağınızda 1,5 verdim. 6 puan yapar. Sizinle aynı puan paylaştığımız için siz de bana 6 verdiniz. Benim ve sizin menünüzün üstüydü. Sizin menünüzün ederi 6 puandı. Ben hakkını yemem yani yemem. 6 değildi benim. Benim en 7'ydi. Benim beklentim yaptım, hepinizden 7'ydi. Peki burada... İyi olan kazansın. Ben ondan yanayım. Bir saniye Yazgül. Kimin yaptığını yapmasın? Bunun yaptığını bu der, bu der demezseniz. Yani Ezgi Hanım'ın yaptığını yapmam diye. Siz antikot yaptınız. Ben patlıcan kebabı yaptım. Lütfen siz alt tarafı çevirdiniz. Sizin patatesleriniz belliydi. Yani ben hepsine de puan verdim. Hayır, o da siz bana haksızlık yaptınız ya. Ezgi bak ben haksız kazanç şey değil. Peki şöyle bir şey soracağım size. Çok adaletlisiniz ya. Evet adaletli. Şimdi Azat Bey. Antrikota 7 puan verip patlıcan kebabını beğenip 6 puan vermesi mi adaletli? Kesinlikle. Benim size de ona da yaptığım Yazgül Hanım'a yaptığım yorumlar da belli. Benim kim adaletsiz? Adaletli. Sen birine 4 birine 5 vermişsin. Hayır. Bence hiç bu konuda ahkam kesmeye kalkma. Seninki artık arşa çıktı yani. Sen ya hiç kendini kıyaslama bile benim, yani. Benim patlıcan kebabı. Edip şaşırtıyor bu da. Hep kendisine yöneltilen şeyler hep başka bir tarafa. Hemen ama sadece kaldırma. Ben adaletsiz değilim İyi çünkü. De, ama en düşük puanlar senden geldi. Niye öyle oldu? Bana altı verebilirdin. Ama Zuhal şey. Hanım. Sen nedense kimseye herkes, koklatmadın herkes puanlarını. Herkes burada strateji yapıyor. Hayır, ama bana altı verebilirdin. Ben de yani 7-8 veremem ki bana altı puan verilince. Zuhal Hanım ben 7 beklemiyorum sizden. Bana altı verebilirdiniz. Benim puanım 24'lüktü. Yani Yazgül Hanım bakın benim eğer ara sıcaktaki biberim kabuktan ibaret olmasaydı altı verirdim. Gözlemeden de mi kestiniz o zaman? Hayır gözlemeye bir puan verdim ben zaten. Siz çok puan kırdınız gerçekten. Ben puan kırmadım. Puan kırdınız bakın kendi. Kendi yemeğinizle benim yemeğimi kıyaslarsanız siz bir şey yapmamışsınız zaten. Yapmamış mıyım? Yapmamışsınız. Üç çeşit başlangıçta hiçbir şey başlangıçta yapmadım mı ben? Başlangıçta yediğimiz bir tek börülceydi. Bir şey yapmadınız siz bize. Yeseydiniz, siz yemediniz. Güzel değildi, nasıl yiyin? Öyle de demeyelim bir şey yapmadı diye. Sonuçta üç yemek çeşit var. Bir şey aynen var ortada. Öyle. Ben yani zaten emeğine verdim. O da bir yemek. Yani siz kesinlikle. Başlangıç tabaklarına, mezelere karşı bir antipatisi var. Hayır, sadece sizin de bütün yer. Çorba olmadı mı gerisi fasafis onlara bence göre. Bence çorbadan yani, daha önemli. Bence daha zor üç tane. Ben ona katılmıyorum zaten. Şimdi şu Azat Bey'in pirinci karıştırıp koyduğu çorba. Çorba mı zor? Azat'ı gören var mı aranızda? Evet, sizin ekmeği işte ne oldu Azat Bey? Tamam ben ekmeği kabul ettim. Ekmekte değilim. Üç çeşit var. O da zor, bu çorba mı zor? Hayır öbürü de olmamıştı. Kabak mezeniz de olmamıştı. Nasıl gerçekten olmamıştı? Kabul olmamıştı. Lapa gibiydi. Onun içinde diri onun olması gerekiyordu. Onun olayı zaten okey. Tabii bunu söyledik zaten canım. Senden yola çıkarak söyleyeyim. Biz bunu hani kaç sezondur görüyoruz zaten. Ya strateji tabii ki yapılıyor. Yapmayan, yapmadım diyen de çok az vardır. Haksızlıkla strateji arasında çok ince bir çizgi var. Sen onu kaçırdın. Ama ne oluyor senin gibi yapan yarışmacılar? Yani sonuçta bir şey elde edemiyorsunuz. Planlar kafanızda, bir takım taktikler, strateji ama olmuyor. Yani işe yaramadığı gibi seyirciden de eksi puan alıyorsunuz. Antipatik gözüküyorsunuz. Üzülüyorsunuz sonra o yorumları okuyup. Ne gerek var ki? Eliniz boş gidiyorsunuz. Ne kendiniz kazanabiliyorsunuz ne başkasına hayrınız olur. Kimse de beni haksızlık yaptı, adaletsizlik yaptı, vermedi puan diye ansın istemem açıkçası. Yani 3 aşağı 5 yukarı bir ortalamayı. Çünkü masanın ortak bir dili var. Yani zaten ortak kanaatten biz 3 aşağı 5 yukarı kim neyi yapıp yapamadığını anlıyoruz. Yani böyle yaparak ancak kendinizi kandırırsınız. 4 kişi beğeniyor, 1 kişi olmamış diyor. 3 puan fark olmamalı yani. Olmamalı. 3 puan fark. 1 puan çok fark olur. 1 2 neyse. 6-7 verilen bir masada kesinlikle. Bir 6 gelir, 5 yani, gelir. Onu evet, yadırgamayız. Ama 3 puan çok fazla. Ama 4 gelirse, 3 gelirse bir kalkıp şöyle bir bakıyoruz ya hadi canım diyoruz yani. Mesela oraya 4 niye geldi? Baklava mı? Yani, herkes bayıldı Zuhal bak, Hanım. Aa, bak bir tamam baklavanız. Bu hafta en iyi tatlı bir selden kesinlikle geldi şimdiye kadar. Kesinlikle ben de söyledim. Eline sağlık. Ben de söyledim. Bilerek yani yaptığını düşünüyorum ve beni potanın altına düşürdü. Tabi strateji yaptım diyor. Ama ya, yani benim puanlarım da var. Onları da unutuyorsunuz. 3 aşağı 5 yukarı çok benziyor zaten puanlarınız birbirine.